Kerim, taşıdığımızları teslim etmek için çok uzun bir yola çıkacakmış ve yola çıkmadan önce kamyonun deposuna 400 litre yakıt doldurmuş. Kamyon, kilometrede 0,8 litre yakıt tüketiyormuş, 1 litrenin 10'la 8'i, ya da 8 bölü 10'u. Kamyonun deposunda kalan yakıtın, gidilen yol cinsinden fonksiyonunu gösteren grafiği çiziniz. Yol, kilometre cinsinden verilmiş, yakıt da litre cinsinden. Burada da bir koordinat düzlemimiz var. Yatay eksende yol, yine kilometre olarak verilmiş, dik eksende ise yakıt verilmiş, litre olarak. Doğruyu bu iki turuncu noktanın yerlerini değiştirerek çizeceğiz. Unutmayın, bir doğru çizebilmek için iki nokta yeterlidir. Şimdi ne dersiniz, sizce bu doğru üzerine yer alacak herhangi iki noktayı bulabilir miyiz? Hemen aklıma gelen, hatta sizin de düşünmüş olabileceğiniz şeylerden bir tanesi, yola çıkmadan önce, yani daha hiç yol gitmeden önce depoda kaç litre yakıt oldu? Sonra bunu bize söylemişler. Kerim'in uzun bir yola çıkacağından ve yola çıkmadan kamyonun deposuna 400 litre yakıt koyduğundan bahsediyorlar. Kerim yola çıkmadan depoyu doldurduğu anda depoda 400 litre yakıt var. Epeyce büyük bir depo. O halde yol sıfırken, yani hiç yol daha hiç yol gitmemişken depoda 400 litre yakıt varmış. İşte doğru üzerindeki ilk nokta. Şimdi de ikinci nokta hakkında düşünelim. Kerim'in kamyonunun kilometrede 0,8 litre yakıt tükettiğini biliyoruz değil mi? Peki sizce bu bilgiyi kullanarak ikinci noktanın yerini bulabilir miyiz? Grafiğe baktığımızda kamyonun gittiği yolun böyle 50 kilometrelik aralıklarla gösterildiğini görüyoruz. Bakın bu 50 kilometre. Bir 50 daha gidiyor ve 100'e geliyor. Şimdi kamyonun 100 kilometre sonra kaç litre yakıt tükettiğini bulup, bunu başlangıçtaki 400 litreden çıkarırsak, o anda yani kamyon 100 kilometre yol yapmışken depoda kaç litre yakıt olduğunu bulabiliriz. Evet, bahsettiğim nokta şuralarda bir yerde olacak. Hatta Tabii ki 400'ün altında olacak çünkü kamyonu ilerledikçe yakıt tüketecek ve depodaki 400 litre yakıt azalacak. Kısacası yol arttıkça yakıt azalacak ve doğru aşağı yönlü bir eğime sahip olacak. Evet hemen karalama ekranına geçelim. Soruyu buraya daha önceden kopyalamıştım. Evet elimizde yol var. Yol kilometre cinsinden ve litre ile ölçülen yakıt var. Yakıt litre. Az önce konuştuğumuz gibi Kerim'in yola çıkmadan önce 400 litre yakıtı vardı. Yani yol sıfırken yakıt 400'dü. Şimdi 100 kilometre sonra, 100 kilometre gittikten sonra kaç litre yakıt kaldığını bulmak istiyoruz. Peki, kolay. Kilometrede 0,8 litre yakıt tüketiyorsa, 100 kilometrede tükettiği yakıtı bulmak için 0,8 ile litre bölü kilometre ile tabii 100 kilometreyi çarparız. Şahane. Kilometreler birbirini götürür. 0,8 çarpı 100, 80 litre yakıt. Peki bu ne demek? Kerim 100 kilometre yol gittiğinde 80 litre tüketmiş kamyon. 80 litre depoda kalan yakıt değil. Dikkat edin depoda kalan yakıtı bulmak için ne yapacağız? 400 litre eksi 0,8 litre bölü kilometre çarpı 100 kilometre. Kilometreler birbirine götürecek ve sonuç 0,8 litre çarpı 100'den 80 litre olacak. Evet, 400 litre eksi 80 litre. 400'den 80 çıkarsa geriye 320 litre kalır ve işte şimdi oldu. 100 kilometre yol gidince depoda 320 litre yakıt kalacak. Evet, hemen bu noktayı işaretleyelim. Ve şansa bakın, sonucu bilmeden turuncu noktayı doğru cevap üzerine bırakmışım. Gerçekten tesadüf, tuhaf bir tesadüf. Depoda 320 litre yakıt kalacak. Şahane. Karşınızda depoda kalan yakıtın gidilen yol cinsinden grafiği. Bu grafiğe bakarak 500 kilometre sonunda kamyonun yakıtının biteceğini söyleyebilirsiniz. Bütün kamyoncu arkadaşlara kazasız belasız yol dileriz. Yollara açık olsun.